Osmanlı halkı kendi devlet adamları, yöneticiler gibi sufi geleneğe sıkı bağlı, sadık bir toplumdu. Adım adım, köy köy, tekkelerle örülmüş bir toplumdu. Sadece ibadet edip camiden kaçan değil, camiye saatler evvelinden gelip orada tasavvuf sohbetleri, takva sohbetleri, nasihatler dinleyip camiden sonra tekrar sohbetlere kalan ve insanlara rahmet gözüyle bakan bir toplumdu. Hatırlayalım, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeye karar vermiş. Esnafı ziyaret etti. İki esnaf üst üste ne dedi? Ben bugün siftah yaptım. Alışveriş yaptım. Biraz para girdi kasama. Çoluk çocuğuma akşama ekmek götürecek paramı kazandım. Komşum henüz satış yapmadı, siftah yapmadı. Komşumdan al. İşte bu toplum İstanbul'u fetheden toplumdu. Bu toplum işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, asker ne güzel askerdir övgüsüne, methine mazhar olan toplumdu. Osmanlı'nın yapısı buydu. Zaten Osmanlı'nın ana omurgası azınlık da olsa Türk aşiretleri kolay aşık olan, kolay inanan, saf, kolay aldatılan, yanar döner akıllıdır. Bundan dolayı Türklerden mütefekkir az çıkmıştır. Mesela Mevlana çıktı diyecekler. Mevlana Arap'tır. Ana tarafından Hazreti Ali radıyallahu anh'ın, baba tarafından Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın torunudur. Yani bizim toplumumuzdaki bizim güzelliğimiz saflığımızdır. Türk milletinin güzelliği saflığıdır. Aşıklığıdır. Fitne fesat bilmemesidir. Güzel düşünüp herkesi kendisi gibi güzel görmesidir. Osmanlı'ya bu tamamen nakş olmuştu. Tersi bir fıkra vardır. İki ama sarma yiyorlarmış. Demiş ki iki iki yeme. Nereden çıktı ya bu demiş. Ben iki iki yediğime göre sen de mutlaka iki iki yiyorsundur. Sakın yeme. Şimdi burada iki hastalık var. Bir, kardeşine suizan ediyor. İki, kardeşini kendisi zaten aldatıyor. Hatta kendisi aldattığı halde kardeşinden aldatılmamayı bekleyecek kadar da uyanıklık yapıyor. Tam tersi de Fatih'in ziyaret ettiği esnaf. Osmanlı'nın ortalama tipi. Dedelerimizin, ecdadımızın özelliği. Fazla düşünmeyen, önündeki işini yapan, saf, devlet çağırdığı zaman askerine giden, hatta filan ülkeye İslam yayılacak dediği zaman nedir diye, nerede, niçin, ne zaman diye soru sormadan giden bir sufi toplum meydana gelmişti. Osmanlı'nın güzelliği toplumundaki bu yapıydı. Bu yapı sayesinde dünyaya her yönüyle güzellikler saçtı. Osmanlılar bir kere mazlum, savaşmayan, fiilen savaşa girmeyen kadındır, din adamıdır, çocuklardır, hastalardır. Onlara ateş açmıyor. Taarruz eden, Müslümanlara taarruz edeni şahsı hedef alıyor ancak. Diğerleri mazlum kimseleri, mağdur kimseleri savaşta şey almıyor. Ve fethedilen yerlerde askerilerle fethedilen yerlere Osmanlılar Anadolu evliyalarını, Horasan erlerini orduda gelmiş kimseleri bırakıyorlar. Onlar o köylerde, çevrede irşad ediyor, yardımcı oluyor, kalplerini fethediyor. Onlar Müslüman oluyor, olanlar oluyor, olmayanlar olmuyor ve ama bir sekinet, sükunet, barış, bir sistem, bir kabul, bir sistem kuruyorlar. Burada tabii tarikatların, irşadın, efendim Horasan erlerinin, Anadolu velilerinin çok rolü var. Biz
Müslümanlığı belki de onlara borçluyuz. Yani geriye doğru dedelerimiz yani 9 asır evvel, 10 asır evvel yani kılıç zoruyla Müslüman olmadıklarına göre böyle güzel insanların cazibesi, komşuluğu sayesinde Müslüman olmuşuz. Onlara borçluyuz İslamiyeti. Osmanlı sultanları, dedeleri Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi'den başlayarak hepsi bir sufinin terbiyesinde dizi dibinde yetişmiş insanlardı. Hele hele Osman Gazi'nin odada asılı bulunan Kur'an-ı Kerim'e hürmeten sabaha kadar dizüstü beklemesi ve bunun sonucunda Cenab-ı Hakk'ın ona ve nesline saltanat lütfetmesi sonucunda hemen hemen tümüne yakını hepsi tasavvufa yakın insanlardı, sufi insanlardı. Yalnız devlet adamlarının sufiliği, tarikata intisabı diğer dervişler gibi tekkiye kapanmak şeklinde değildir. Takva ve ihlas noktasında şeyhin özel terbiyesiyle yaptığı her işi ihlasla yapıp ümmeti kucaklamayı öğrenir. Ümmeti kucaklayan bir kişi, ümmeti ihlasla sahiplenen kişi, ümmeti Muhammed'i kendisine emanet gören kişinin her yaptığı amel ümmetin nüfusuyla çarpılır. Ve o zaman devlet adamının makamına kimse erişemez. Osmanlı'da bu gelenek başta başlamış, sonuna kadar da devam etmiştir. Son zirvesi olarak da sondan 3. 4. Sultan olan 2. Abdülhamit Han Hazretleri'ndedir. Ama az bilinen birine değinelim. Sultan Abdülaziz, Abdülhamit Han'dan bir önceki ve amcası olan Sultan Abdülaziz. Abdestsiz, eline kağıt almayan. Hicaz'dan gelen her şeyi, her mektubu, her selamı taze abdeste ayakta karşılayan. Bir edeptir. Cenab-ı Hak saltanatı kulluk edebini takınana verir. Çünkü kulluk edebini takınmayan bir süre sonra zalimleşir. Her an Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu hissedip kulluğunu bilen kişi adil olur. İşte Osmanlı hep sufilerin dizi dibinde, hep onların himayesinde olup kulluğunu bilmiştir. Belirgin olarak baktığımız zaman Geyikli Baba Orhan Gazi'den başlayarak Yıldırım Beyazıt Emir Sultan, Hacı Bayram Veli II. Murat, Akşemseddin Fatih, Şeyh Vefa Hazretleri II. Beyazıt böyle devam eder gelir. Son dönemde ise en göze batan 1. Ahmet Aziz Mahmut Hüdayi'dir. 1. Ahmet, 14. Osmanlı halifesi, padişahı. 14 yaşında tahta oturmuş, 14 sene tahta kalmış. 28 yaşında son nefesi dua edip, hocamın kucağında vermek istiyorum deyip, Hüdayi Hazretleri'nin kucağında vermiştir. Üzerindeki sultan elbisesini açtığı zaman Hüdayi Hazretleri, keçi derisinin iple boğulmuş ve kurumuş olduğunu, göğsünde yaralar açtığını, o halde yaşadığını görünce Ahmet, Ahmet, senin ihlasını, senin bir veli olduğunu bilirdim ama bu genç yaşta ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenmek için kendini bu derece bir imtihana soktuğumu bilmezdim Ahmet demiş. Üzerine kapanıp hüngür hüngür ağlamıştır. İşte bu terbiye, bu edep, bu ümmeti sahiplenme, bu tevazu sayesinde Osmanlı sultanları adaleti yaydığı için 4-5 asır Cenab-ı Hak dünyanın hükümranlığını onlara vermiştir.
en alim oldukları için değil. En güçlü oldukları için değil. En ihlaslı oldukları için vermiştir. Hatta o kadar ki bu kadar zulüm dönemi geçmesine rağmen hala bütün İslam aleminin gönlü, gözü, sufilerin merkezi İstanbul'dadır. Bu ecdadın duasıdır. Sokakta hiçbir dini özelliği yok zannettiğimiz, belki ateist zannettiğimiz, kıyafeti, tavırları, davranışları hiç İslam'a uymayan kişiye baktığımız zaman umulmadık bir şekilde cömertlik, misafirperverlik, Allah korkusu, besmele çektiğini görürüz. Bu nedir? Bu ecdadın bin senelik biriken duasının evladında potansiyel birikimidir. İnşallah bu potansiyel birikim, bu gonca gül olarak açacaktır. Kinetik birikime dönüşecektir. Bugünlerde gelmektedir. İnşallah daha da belirgin olarak gelecektir. 1980 veya 81 yılında Rusya'dan kaçıp gelmiş emekli doktor 80 küsur yaşında bir zata sorulduğunda şöyle demişti. Bizim gördüğümüz günlere göre altın günleri yaşıyorsunuz. Ama sizin göreceğiniz günlere göre çok kötü, çok karanlık günlerdeyiz demişti. Gene aynı şekilde önümüzdeki her 5, 10, 20 yıla baktıkça çok güzel günler göreceğiz inşallah. Çünkü Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in duasını burada topladı. Bu da Osmanlı sultanlarının bereketinin, Osmanlı'nın dünyaya yaptığı insanlığın, hizmetin hala devam etmesinden kaynaklanmaktadır.